dünyada ender görülebilecek bir manzara. Karya uygarlığına başkentlik yapmış olan Milas ve Menteşe Beyliği başkenti Beçin Kalesi. Bu iki başkent yıllardır karşılıklı bakışıp durmakta. Beçin Kalesi, Milas'ın güneyinde, doğa harikası düz bir plato üzerinde yükselen, insanlık tarihine tanıklık etmiş, keşfedilmeyi bekleyen saklı bir hazine. Menteşeoğlu Orhan Bey'in başkent yaptığı mamur ve eşsiz bir Türk beldesi. Sahillerin sultanı unvanlı beyleriyle Adalar Denizi ve Rodos'un fatihlerinin ebedi mekanı. Mavi Vatan'ın öncü amirallerinin ve Mevlana'nın gaza yurdu. Beçin Kalesi. Zamanda yolculuk. Beçin Kalesi, Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri. Arkeolojik buluntular, M.Ö. 3000 yılında bölgede yerleşik bir halkın varlığını ortaya çıkardı. Tunç Çağı'na, yani Kalkolitik döneme kadar inen bir yerleşim söz konusu. 2007 yılında Beçin İç Kalesi'ndeki bayrak direğinin dikilmesi için yapılan bir müze denetiminde yapılan kazı sırasında Kalkolitik dönem mezarı ortaya çıktı ve bu mezar malzemeleriyle beraber, ölü hediyeleriyle beraber ele geçti. Önemli bir veriydi. Zamanın durduğu bir yer değil Beçin Kalesi ve çevresi. 7000 yıl öncesinden başlıyor. Milattan sonra 13. yüzyılda işte Menteşe Birliği ile başlayıp 15. yüzyıl, yani 1500 buradan 5000, demek ki biz aşağı yukarı 6500 yıllık kesintisiz bir yerleşmeden bahsediyoruz ki bu kültürlerin sürekliliğini göstermesi açısından çok önemli. Milattan önce 2000'li yıllarda Milas ve çevresine hakim bir kavim tarih sahnesine çıkıyordu. Karyalılar. Anadolu'nun yerli halklarından olan Karyalılar en parlak dönemini Milattan önce 4. yüzyılda Kral Hekatomnos zamanında yaşadı. Pers valisi olan Hekatomnos Milas'ı başkent yapıp mamur hale getirdi. Strabo'nun bize anlattığına göre Milas'a Hekatomnitlerden önce küçük bir köydü. Daha sonra Hekatomnitlerle birlikte Karya'nın bu Hekatomnitler dönemindeki başkenti oldu. İşte başkent Milas'ın seçilmiş olması Milas'ın çok daha eskiden gelen bir kültür bölgesi hem de bütün Karya dinsel birliğinin toplanma yerinin Milas'ta Labranda'da olması ile tamamen ilişkilidir. Bizans dönemine ait yetersiz bulguları, yazılı kaynaklar desteklemediği için Beçin, sırlarla dolu bir belde olma özelliğini korumaya devam ediyor. Beçin, 13. yüzyıla kadar herhangi bir tarihi kaynakta, kitabelerde anılmamış, adı bile bilinmeyen bir yerdi. Türklerin bölgeye gelmesiyle Beçin, makus talihini yendi ve Ulubeylerin yaşadığı bir başkent olarak tarihteki yerini aldı. Bir Selçuklu deniz komutanı olan Menteşe Bey, Karya'ya adım attı. Bu adım yeni bir beyliğin doğuşunun habercisiydi. Menteşe Bey, Karya'yı yurt edinmeye çalışan Türkmenlere ve yandaşları olan Harezimlilere gemileriyle denizden destek verdi.
Uzun süren kanlı savaşlar sonrasında Menteşe Bey, Karya bölgesini hakimiyeti altına aldı ve 1261 yılında kendi adıyla anılan Menteşe Beyliğini kurdu. Tabii ki Bizans'ın hakimiyet alanı olarak buralardan çekilmesinden sonra aslında bir ortak yaşam söz konusu. Bunun pratiği bu topraklarda yaşanmış. Bu antik dönemin merkezi olan Milas, Türk döneminde de, Türklerin gelmesinden sonra da bu merkezliğini sürdürmüş. Menteşe Beyliği'nin ilk merkezidir Milas. Hemen çok yakınımızda, yaklaşık 5 kilometre kadar başkent olarak kullanılmış. Ve bu bölgede hep beraber, hep birlikte yaşanmışlar. Çok sayıda fetihler gerçekleştiren Menteşe Bey, beyliğin sınırlarını Aydın'dan Fethiye'ye kadar genişletti. Menteşe Bey, 1282 yılında vefat edince yerine oğlu Mesut Bey geçti. Mesut Bey, geleceğin denizde olduğuna inanıyordu. 1300 yılında Rodos Adası'nı fethetti. 1305 yılına gelindiğinde Girit ve Kos Adalarını Menteşe hakimiyetine aldı. Günümüzde Mavi Vatan olarak bilinen denizlerdeki hakimiyetimizin ilk adımları Mesut Bey'in fetihleriyle atıldı. Mesut Bey'in 1319 yılındaki ölümünden sonra beyliği Orhan Bey yönetmeye başladı. Orhan Bey, Rodos'u hakimiyeti altında tutan Saint-Jean şövalyelerinin karşı saldırılarından endişe ediyordu. Bu sebeple savunması daha kolay ve Bodrum-Milas yoluna hakim, yüksek bir platoda bulunan Beçin'i başkent yaptı ve mamur bir belde haline getirdi. Burası başkent olarak düşünülürken, tabii sıfırdan bir kurgulanma söz konusu değil. Çünkü dediğimiz gibi burada kalkolitik döneme kadar inen bir geçmiş var. Büyük bir mezar yapısı var Helenistik dönemden. Ki kazılarımızda biz de belgeledik. Başka arkaik döneme tarihlenen verilerimiz de var elimizde. Ki Bizans döneminden kiliseler de var. Yapılar da var. Ancak bunlar hiçbir zaman Türk dönemindeki gibi bir yerleşime işaret etmiyor. Beçin Kalesi'nin bugün görülebilen bütün kalıntıları, ayakta olan kalıntılarının hemen hemen neredeyse tamamı Menteşe Beyliği döneminden. Umari, Mesalikül Ebsar adlı eserinde Orhan Bey dönemini şöyle anlatır. Orhan Bey'in 50 şehri, 200 kale ve küçük hisarı, 100 bin askeri vardı. Bunların kılıçlarının kınına girdiği görülmedi. Düşmanlarıyla karada ve denizde devamlı savaş halindedir. Gece ve gündüz at ve gemi sırtından inmeyi başı yastık görmez. Orhan Bey 1344 yılında vefat edince yerine İbrahim Bey geçti. İbrahim Bey 1360 yılında vefat edince beylik 3 oğlu Musa, Mehmet ve Ahmet Gazi arasında paylaşıldı. Deniz seferleri Milas ve Beçin hakimi Ahmet Gazi ile devam etti. Sahillerin sultanı unvanına sahip Ahmet Gazi, Ege adalarına, Kıbrıs krallığına yönelik seferler düzenledi. Ege kıyılarında Menteşe oğullarından başka Aydın oğulları var, Karesi Beyliği var. Bunların hepsi denizci beylikler. Menteşe Beyliği de bunlardan bir tanesi, belki de en önemlisi durumun bulunduğu döneme göre. Bunların faaliyet alanları büyük oranda kıyılar, sahiller. Dolayısıyla denizcilik de iç içe olmak zorunda, kendine bağlı bir donanmaları da var. Yani sürekli sefer halindeler hem karada hem de denizde. Böyle olunca aslında Menteşe Beylerinin bu denizci yönüne vurgu yapmak amacıyla muhtemelen Ahmet Gazi'nin kendi yaptırmış olduğu medresesindeki kitabede lakab olarak Sahillerin Sultanı lakabını biz görüyoruz. Ahmet Gazi, Beçin'de yaptırdığı medrese, han, hamam, imaret ve camilerle şehri daha da geliştirdi. Menteşe halkı yıllardır denizden gelen tehditleri cesurca savuşturan, yağmayı durduran ve beldelerine adaleti getiren beylerine Sahillerin Sultanı unvanını vermişti. Ahmet Gazi'nin denizlerden sonra huzuru bulduğu ikinci yer Beçin Kalesi'ydi. İnşa ettirdiği bey konağında yaşıyordu. Yüksekte bir tepe üzerine kurulu
Beçin'deki konağının balkonundan yemyeşil Milas Ovası ayaklarının altındaydı. Bahar geldiğinde dört bir yan papatyalarla dolu oluyordu. Yeşile karışan sarı beyaz papatyaların görenleri eşsiz bir manzara içinde adeta kayboluyordu. Babası İbrahim Bey öldüğünde beylik toprakları üç oğlu arasında pay edilmişti. Mehmet Bey Çin'i ve Balat yöresini, Musa Bey Beçin Kalesi ve Milas şehrini, Ahmet Gazi ise Marmaris ve Meyri'ye beylik yapıyordu. Kardeşi Musa Bey kısa bir süre sonra vefat edince Beçin Ahmet Gazi'nin yönetimi altına girdi. Ahmet Gazi 1391 yılında vefat edince beylik Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. Yıldırım Beyazıt 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilince Anadolu Birliği yeniden dağıldı ve Timur eski beyliklerin yeniden kurulmasına izin verdi. 1414 yılından sonra Menteşe Beyliği tekrar ve son kez Osmanlı hakimiyetine girerek tarih sahnesindeki yerinden indi. Yönlerine veya fetihçi yönlerinin yanında dindar yönlerini de aslında söylemek gerekiyor. Ulu Arif Çelebi, Mevlana'nın torunlarından Ulu Arif Çelebi'nin bu bölgeye geldiği ve işte Menteşe beyleriyle yakın temas halinde olduğunu biz biliyoruz. Muhtemelen Milas'a geldi. Belki de o dönemde henüz daha Beçin bir şehir olarak daha tam ortaya çıkmadı ama bu bölgede ki dini hayatta çok etkili olduğunu biliyoruz biz. Bunun yansıması özellikle Beçin'de olmuştur. Çünkü Beçin'de bu kapsamdaki bu tarikat yapılarının yoğunluğunu biraz da bunlarla açıklamak gerekmektedir. Çünkü Menteşe beyleri Mevleviliği benimsemişlerdir. Özellikle Orhan Bey zamanında biz bunu biliyoruz. Orhan Bey'in de bu şekilde Mevlevilikle çok önemli bağlantılarının olduğu bilinmektedir. Yüzün gördüm dedim elhamdülillah. Yüzün gördüm dedim elhamdülillah. Oyun gördüm oldum kulhü vallah. Oyun gördüm. Mesut Bey, Beçin'e gelen Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin torunu Ulu Arif Çelebi'yi sarayında ağırladı. Arif Çelebi'nin düzenlediği sema törenine bizzat katıldı. Geleceğin Sultanı Orhan Bey, Ulu Arif Çelebi'ye mürid oldu. Ulu Beylerden Ahmet Gazi de, beyliğin ticaret merkezi Balat'ta, yılda 1100 akçe vakıf geliri olan bir Mevlevi hane inşa ettirdi. Sel sel zülfünü gördüm muamber. Sel sel zülfünü gördüm muamber. Mukavves kaşlar. Beçin, hep söylediğimiz bir şey var. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle, Müslüman Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra kurdukları şehirlerden bir tanesi. Bu şehirler içinde de orijinalliğini yitirmeden günümüze ulaşmış bir yer. Orhan Bey döneminde beyliğin başkenti olan Beçin, hem bir idare merkezi, hem ilim yuvası, hem de ticaret merkeziydi. Menteşe beyleri, sefer zamanları hariç her daim Beçin'de ikamet etti.
ilim sahiplerini korumak ve ilimlerini rahatça yaymaları için medrese ve zaviyeler inşa ettirdi, şehrin ticari hayatını canlandırmak adına hanlar kurdurdu. Her Türk devletinde olduğu gibi şehrin dört bir yanına hamamlar inşa edildi, insanların içme suyuna kolay erişebilmesi için çeşmeler yaptırıldı. 14. yüzyılda Beçin, Batı Anadolu'nun en uç noktasında mamur bir Türk şehri olarak göz kamaştırıyordu. Orhan Camii'nin önündeyiz. Beçin şehrinin başkent olarak kurgulanması sırasında ilk inşa edilen yapılardandır. Evliya Çelebi'nin verdiği kitabesine göre, ki bu kitabe bugün mevcut değildir, 1331-32 yılında Orhan Bey tarafından inşa ettirilmiş bir yapıdır. Anadolu'nun Selçuklu cami mimarisinin izlerini taşıyan Orhan Camii, tarihi henüz bilinmeyen bir yangında tamamen yandı. Yerine yine ahşap destekli, kagir bir cami inşa edildi. 1671 yılında Beçin'i ziyaret eden Evliya Çelebi ise caminin kitabesinde yazanları gelecek kuşaklara aktardı. Bu mübarek mescidi, din ve dünyanın kahramanı, Türk gazilerin sultanı, zaferler ve başarılar kazanmış, güven duyulan Yüce Emir Mesudoğlu Orhan, Allah onun başarılarını aziz kılsın, 732-1332 yılında inşa ettirdi. Orhan Camii'nin batı kanadını yerleştirmiş hanikâhtayız. Hanikâh tarikat yapısıdır. Tarikatların merkez yapıları olarak tanımlanır. Giriş bölümündeyiz. Tonozla muhtemelen kapatılan bir avlu kısmı ve arkamda da derviş hücreleri bulunmaktadır. Hanikâhın iç mekanındayız. Kubbeli orta mekan ve iki yanda da beşik tonozlu birimler bulunmakta. Menteşe beylerinin Mevlevi tarikatına mensup olduğunu biliyoruz. Hatta Ulu Arif Çelebi'nin bu bölgeye gelip bir Menteşe beylerinin de katıldığı bir Mevlevi ayini yaptırdığını da bilmekteyiz. Muhtemelen beylerin Mevleviliğe karşı olan bu ilgisi halk tarafından da karşılık görmüş olmalıydı. Onlarda da Mevlevilikle ilgili bir ilgi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şehrin diğer yerlerinde de zaviye yapıları veya tarikat yapıları bulunmaktadır. Önünde bulunduğum Ahmet Gazi Medresesi, Beçin'deki yapılar içinde en anıtsal olanıdır. Sahillerin Sultanı namıyla bilinen Ahmet Gazi, hem Beçin'de hem de beyliğin diğer şehirlerinde yaptırdığı imaretlerle bilinir. Yardımseverliği nedeniyle halkın en sevdiği beyler arasında yer alır. Yöre halkı arasında halen Ahmet Dede olarak anılır. İlme verdiği önemle de bilinen Ahmet Gazi, adına yaraşır bir medrese inşa ettirdi. Ahmet Gazi Medresesi, tipik Anadolu Selçuklu medrese mimarisinin izlerini taşır. Düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir ön cephesi. Giriş kapısı gotik tarzda kademeli silmelerle bölümlendirilmiştir. Kapı açıklığının hemen üzerinde yer alan mermer kitabesine göre 1375 yılında Ahmet Gazi tarafından yaptırıldığı kaydedilmiştir. Bugün Taş Eserler Müzesi olarak hizmet vermektedir. O dönemin ilim yuvası olan medresenin kitabesinde manidar bir hadisi şerif yer almakta. İlim talep etmek, kadın ve erkek tüm Müslümanlar için farzdır. Kitabede Ahmet Gazi'nin medrese yapımına 1375 yılında emrettiği yazmakta. Medrese içinde Ahmet Gazi ve İlyas Bey adına iki türbe var. Ahmet Gazi ölümünden sonra Beçin'de kendi yaptırdığı medresenin dershanesine gömülmüştür. Hemen arkamda bulunmaktadır bu yazlık dershane. Burada baş ve ayak taşları dilimli kemerli şekilde yapılmış bir mezarda yatmaktadır. Hemen bu eyvanın kemer alınlıklarında da ellerinde bayraklar tutan aslan figürleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesinde bayrağın üzerinde Ahmet Gazi'nin adı geçmektedir. Böylece biz Ahmet Gazi'nin bayraklarının, sancaklarının bile bir aslan olduğunu öğrenmiş oluyoruz buradaki figürden. Milas, Karya'nın merkeziydi. Türklerin kontrolüne geçmesinden sonra Menteşeoğulları Beyliği'nin de başkentliğini yaptı Milas. Daha sonra Beçin ikinci başkent olarak ortaya çıktı ve şu anda üzerinde bulunduğumuz iç kalede beyler yaşamaktaydı. Beçin Kalesi, geçmişten günümüze taşıdığı izlerle halen ayakta. Çok stratejik bir yerde, bir kere onu söylüyorum. Çok etkileyici bir peyzajı var zaten.
bir tepede her yerden algılanabilir, inanılmaz bir yer, bir akropolis. Beç'in iç kalesi, kaya blokları üzerinde yükselen surlarla çevrili geniş bir alanı kaplamakta. Kalkolitik döneme kadar inen bir tarihe sahip, bir geçmişe sahip. İç kısımda, girişte ve orta bölümdeki sarnıçlardan başka çok erken tarihlere inen bir Helenistik dönem mezarı da bulunmakta. 1950'lere kadar bir mahalle olarak kullanılmış çok önemli bir yer. İç bölümde bu evlerden başka Türk döneminden kalan bir hamam. Beçin'de yaşayan beyin, Menteşe Bey'in sarayının olduğunu tahmin ediyoruz. Türk dönemi için önemi büyük buranın. Nasıl bir önemi var? Mesela Menteşe oğulları beylerinin Venediklilerle yaptığı ticaret anlaşmalarının önemli bir kısmı Beçin Kalesi'nde yapıldığı tarihi kaynaklardan bilinmekte. Muhtemelen bu sarayın içinde yapıldı bu anlaşmalar. Beçin İç Kalesi'nin girişinde yer alan kale çeşmesi, sivri kemerli, tek cepheli tipik bir Türk çeşmesi. Yakın bir zamanda restore edilen çeşmeden 700 yıl sonra yeniden su aktı. Dış kale ile iç kalenin ayrıldığı ve iç kalenin güvenliğinde başat bir rol oynayan iç kale giriş kapısı, yabancıların şehre girmesini engelliyordu. İç kalenin giriş kapısının bulunduğu yerdeyiz. Düz atkılı, üstten de kemerle çevrelenmiş bir kapı açıklığı burada var. Beçin'de toplam 6 tane hamamın varlığı bilinmekte. 14 ve 15. yüzyılda inşa edilen bu hamamlar aslında Türklerdeki temizlik kültürünün, yıkanma kültürünün ne denli güçlü olduğunu da bir göstergesi. Büyük hamam, Beçin Kalesi'nin güneybatısında kaleye tırmanan yola 15 metre uzaklıkta. Büyük hamam, bir hamamda bulunması gereken tüm birimlere sahip oluşu açısından Beçin için önemli bir örnek. Beçin'in doğusunda, Kepez mevkisinde yer alan Yelli Külliyesi, hamam, cami ve medreseden oluşuyor. Külliye, Kara Ahmet Boğazı'nın üst sınırında, boğaza bakan eğimli bir arazinin tepe noktasında yer alıyor. Külliye içindeki medrese, yapılar içinde en harap durumda olanı. Üst örtüsünün hemen hemen tamamı çökmüş. Yelli Külliyesi'nin medresesi, üç eyvanlı, avlulu, büyük dershanesi bulunan, açık dershanesi bulunan Selçuklu geleneğindeki bir uygulamayı gösterir bizlere. Duvarları büyük ölçüde sağlam kalan bu medrese, Beçin'deki üç medreseden, üç önemli eğitim kurumundan bir tanesi olarak önem taşımaktadır. Medresenin batısında yer alan tek kubbeli cami, göreceli daha iyi durumda. Cami, medrese ve hamamdan oluşan külliyenin merkezi konumundaki caminin güney tarafındayız. Yapının tek kubbeyle kapatılan harim ve son cemaat yerinde bazı yıkılmalar ve statik sorunlar nedeniyle geniş kapsamlı bir restorasyona başladık. Bu restorasyonlarımız devam etmekte ve kısa süre sonra da tamamlanacak diye ümit ediyoruz. Türk İslam medeniyetinin temizliğe verdiği önemin en çarpıcı örneği olan Kubbeli Çeşme, şehir merkezinde yer alıyor. Diğer adı Girçik Hamamı olan Kubbeli Çeşme, günümüzde duş diye tabir edilen kısa sürede yıkanma ihtiyacını gidermek için hizmet veriyor. Kubbeli Çeşme'nin bir diğer özelliği de sularının şifalı olması. Başkentin en büyük yapılarından biri olan Kızıl Han, Beçin'e gelen konuklarına rahat bir konaklama imkanı sunuyordu. Önünde bulunduğumuz yapı Kızıl Han, Orhan Camii, Ahmet Gazi Medresesi ve Kızıl Han aslında şehrin çekirdeğini oluşturan bir lokasyonda bulunmaktadır. Şehre gelen misafirlerin kalması için yapılmıştır ve anıtsal bir yapıdır. Bu yönüyle Beçin tarihi yapıları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Kızıl Han'ın kitabesi olmadığından ne zaman inşa edildiği kesin olarak bilinmiyor. Beylik döneminin en nadide eserlerinden biri olan Sonsuzluk Havuzu, şehrin en uç kısmında bir seyir terası özelliği taşıyor. Halkın mesire yeri olan Sonsuzluk Havuzu, Milas Ovası'nı tepeden görüyor. Havuzun süslemeleri, çeşmeleri ve soğulukları beylik döneminin el işçiliğini yansıtıyor. Ben 1955 doğumluyum. Çocukluğum bu Milas ve Beçin
geçti. Köyümüz 1950'li yıllara kadar kale içinde oturuyor. Büyük bir bölüm orada. Dışarıda da oturanlar oluyor ama genellikle büyük kısmı kale içinde yan yana evlerde oturuyorlar. Sosyal ihtiyaçlarını kale içinde görüyorlar ve düğünlerini filan da orada yapıyorlar. Ha, gündüz de bizim Milas'a doğru olan ovamızda, Beçin Ovası'nda tütün, işte çiftçilik, hububat yetiştirimi ve besicilik, o zaman tabii yani küçük keçi, koyun gibi şeyler de çok, onları bakarak geçimlerini sağlıyorlardı. Daha sonra 1950'li yıllardaki depremden sonra idare köyümüzün kale içinde değil de daha aşağılarda oturmasını tavsiye ediliyor ve o zaman kale içi büyük bir bölümü boşalıyor. Nihayetinde 1960 yılında Beçin'de yaşayan herkes aşağı köye göç ederken bir tek Pembe Nine Beçin'in son sakini olarak kaldı. Pembe Nine kalemizin son yaşayanıydı. O uzun süre buradan inmek istemedi. Daha sonra işte rahatsızlık oldu. Kendine bakamaz duruma gelince çocuklarının yanına inmek zorunda kaldı. Beçin'deki arkeolojik kazı çalışmaları ilk olarak 1965 yılında Profesör Doktor Aşkı Dil Akarca tarafından başlatıldı. Kendisi de Milas doğumlu olan Akarca, 2 yıl aralıklarla süren kazılarda Karya uygarlığına ait kalıntılar buldu. 1995 yılındaysa Profesör Doktor Rahmi Hüseyin Ünal 15 yıl sürecek kazı serüvenini başlattı. Beçin'e ait pek çok önemli eser onunla ve ekibiyle birlikte gün yüzüne çıktı. Çalışmalarını Beçin Kazıları ve Beçin Definesi adlı kitaplarla arkeoloji camiasına armağan etti. Profesör Doktor Rahmi Hüseyin Ünal 2010 yılında emekli olunca kazı çalışmalarını Profesör Doktor Kadir Pektaş üstlendi. Günümüze kadar devam eden çalışmaları sayesinde Beçin'in nadide eserleri restore edildi. Pektaş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi çatısı altında ve Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle halen çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan Beçin, yakın zamanda asıl listede olacağı günleri bekliyor. Burayı kurtaracak olan kültür turizmi olacaktır. Bu kapsamda zaten çalışmalarımız yürütülüyor. Bu nedenle UNESCO'nun daimi listesine girmekte büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bir farkındalık oluşturuyor sadece yurt içinde değil, bütün dünyada. Dolayısıyla önemli bir ses getireceğini düşünüyorum. Turizme kesinlikle katkısı olacaktır. Medeniyetlerin izlerini taşıyan Beçin, Batı Anadolu'ya İslam dininin yayıldığı en önemli noktaların başında geliyor. Tunçağ kalıntılarından denizci Türk Leventlerinin yaşantılarına, oradan Cumhuriyet Türkiye'sine varan bir hatıralar vadisi. Bu kadar eski ve bu denli çeşitli medeniyet izlerini dünya üzerinde başka bir yerde bir arada görmek imkansız. 7000 yıllık tarihiyle Beçin Kalesi, zamanda yolculuk yapmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.